Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, çok önemli bir videoyla beraberiz. Bugün inşallah uygulamalı bir şekilde namaz nasıl kılınır, nelere dikkat etmek gerekir, genel olarak yapılan hatalar nelerdir? Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Sizden istirhamımız bu önemli videoyu sonuna kadar izlemeniz ve kanalımıza abone değilseniz abone olup ve etrafınıza tavsiye etmenizdir. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ahirette ilk hesaba çekilecek amelimizin namaz olduğunu, namaz düzgün olursa ondan sonraki hesabın daha kolay olacağını, ama namazla problem olursa Efendim ondan sonraki e, suallerin daha zor olacağını bizlere haber vermiştir. Dolayısıyla şartlarına riayet edilerek. Bir namaz nasıl kılınır? Şimdi inşallah onu sizlere anlatmaya başlıyorum. Malumunuz namazın içindeki şartlar vardır, dışındaki şartlar vardır. Namaza başlamadan evvel namazın dışındaki şartları yerine getirmek gerekir. Bunlardan birincisi hadesten taharet dediğimiz gusül abdesti almak ve abdest almak. Yani namaza başlamadan önce gusül almamız gerekiyorsa mutlaka gusül almalı, abdest almamız gerekiyorsa da mutlaka abdest alıp öyle namaza başlamamız gerekir. İkinci olarak necasetten taharet. Yani namaz kılacağımız yerde, namaz kılacağımız kıyafetlerde ve bedenimizde herhangi bir necasetin, pisliğin, kan gibi, idrar gibi efendim necasetin bulunmaması gerekir. Üçüncüsü setre avret yani namazda örtünmesi gereken yerleri örtmek. Namazdaki ve dışarıdaki avret mahalli erkeklerde göbek deliğinden aşağı diz kapağının altına kadar olan yerdir. Yani diz kapağı da avret mahallidir. Dolayısıyla namaz kılan erkek kardeşlerimiz eğer kısa bir şey giymişler ve namaz kılarken secdeye gittikleri zaman eğer diz kapağı açılıyorsa bu kişilerin namazı olmaz. Aynı zamanda bizim bel diye ifade ettiğimiz yer de bu göbek deliğinin altındaki bir yerdir. Bazı genç kardeşlerimizin kısa tişört giydiklerini ve secdeye gittikleri zaman bellerinin ciddi manada açıldığını görmekteyiz. Bu da namazı bozar. Bu meseleye de özellikle dikkat etmemiz gerekir. İkinci olarak hanım kardeşlerimizin avret yerleri de şu bilekten aşağı olan elleri, yüzleri ve ayak topuğu diye ifade ettiğimiz şu iki kemiğin altındaki yerin haricindeki yerlerdir. Dolayısıyla bazı hanım kardeşlerimiz şöyle bir şey giyiyorlar. Secdeye gittiği zaman eğer kolları böyle açılıyorsa bu ki kardeşlerimizin de namazı bozulur. Buna son derece riayet etmek lazım. Eğer illa açılan bir şey varsa kolumuza, bileğimize bu bileğimizi kapatacak bir şeyi mutlaka takmak gerekir. Dördüncüsü İstikbali kıble, kıbleye yönelerek namaz kılmak. Beşincisi vakit, yani vaktin girmesi gerekir. Vaktinden önce namaz kılınmaz. Ve altıncısı da niyet etmektir. Namaza niyetimizi yapmadan önce evvela duruşumuzu bir düzeltiyoruz. Şunu da söylemiş olalım, bizim bu anlattığımız namaz... Hanefi mezhebine göre anlatılan bir namazdır. Şafii mezhebindeki e, uygulamalar biraz farklı olabilir. Biz ağırlıklı olarak Hanefi mezhebini burada inşallah anlatmaya gayret ediyoruz. Birinci olarak evvela namaza duruşumuzu bir bakmamız lazım. Yani ayaklarımız ne kadar açık, tamamen kıbleye dönmüş müyüz? Bunu kontrol etmemiz gerekir. Ayaklarımız ne kadar açık olması gerekir? Hanefi mezhebinde dört parmak miktarı, yani biraz azıcık fazla olabilir, azıcık az olabilir. Bu çok şart değildir ama bu miktarda olmalıdır. Hanım kardeşlerimiz ayaklarını biraz daha kapatmaları daha uygundur. Ayaklarımızı düzelttikten sonra şöyle kalben ve ruhen Allah'ın huzurunda olduğumuzu idrak ettikten sonra kalbimizde niyet ediyoruz. Bu mesele çok önemli. Niyetin asıl yeri kalptir, dil değildir. Yani biz kalbimizden Ya Rabbi niyet ettim Senin rızan için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya mesela diye niyet ediyoruz e, tatbikatımızda örnek olarak kıldığımız namaz sabah namazının farzı olsun diyelim. Ve niyetimizi bu şekilde yapıyoruz. Ya Rabbi niyet ettim. Senin rızan için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya diye niyetimizi yapıyoruz. O bugünkü ifadesi farz namazlarda özellikle önemlidir. Hangi namazı kıldığımızı mutlaka tayin etmemiz gerekir. Tekrar ediyorum. Bu niyet mutlaka kalbimizden geçmelidir. En önemli mesele budur. Sonra tekbire geçiyoruz. Tekbir alırken ellerimiz çok fazla açık değil, tamamen kapalı da değil, normal bir şekilde oluyor ve bu şekilde ellerimizin içi de kıbleye gelecek şekilde ellerimizi kulak yumuşağı hizasına kaldırıyoruz ve bu şekilde Allahu Ekber diye tekbirimizi alıyoruz. Allahu Ekber derken kesinlikle Allahu Ekber dememek lazım, manayı bozar. Allahu Ekber şeklinde tekbirimizi alıyoruz. Tekbirimizi aldıktan sonra elimizi bırakıyoruz ve ellerimizi bağlıyoruz. Hanım kardeşlerimiz erkekler gibi ellerini kaldırmıyorlar. Onlar şöyle kollarının buralarını vücutlarına yapıştırarak şöyle yine ellerinin içi kıbleye gelecek şekilde omuz hizasına kaldırıp bu şekilde tekbir alıp ve şu göğüsleri üzerinde sol elini koyuyorlar, sağ ellerinde üzerine koyuyorlar. Ama erkekler biz göbek efendim altından yani çok fazla aşağı değil, çok fazla yukarı değil tam göbek hizasında şu kollarımızın tabi bir halde durduğu halde şöyle iki parmağımızla bileğimizi kavruyoruz ve bu şekilde ellerimizi bağlıyoruz. Ellerimizi bağladıktan sonra evvela Sübhaneke duasını okuyoruz. Euzü besmele çekip Fatiha suresini okuyoruz. Fatiha Suresi'nden sonra da bildiğimiz surelerden herhangi bir sureyi okuyoruz ve bu surenin başında besmele çekmiyoruz. Değerli kardeşlerim, şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Namazdaki kıraatin mutlaka dil ile yapılması gerekir. Eğer bir kimse namaz kılarken ağzı kapalı Böyle gönlünden okuyorsa bu kıraat sayılmaz ve bu kişinin namazı olmaz. Mutlaka efendim ağzı hareket ederek, dili hareket ederek, harfleri çıkartarak mutlaka kıraati yapmak gerekir. Sonra bir sureyi okuduktan sonra veya Kur'an-ı Kerim'deki bildiğimiz herhangi bir ayetleri de yine okuyabiliriz. Zamm-ı sure bittikten sonra ellerimizi salıveriyoruz ve rüküye doğru eğiliyoruz. Rüküye eğilirken Allahu Ekber diyerek eğiliyoruz ve dikkat edeceğimiz konular. Şu el avuç içimizi diz kapağımıza koyuyoruz ve ellerimiz açık bir şekilde diz kapağımızı kavruyoruz. Uygulamalı gösterelim. Allahu Ekber diyoruz ve şu avuç içimizi diz kapağımızın üzerine koyuyor ve ellerimiz açık bir şekilde kavruyoruz. Dirsekleri ve diz kapaklarını kırmadan bu şekilde parmaklarımızın ucuna bakarak bu şekilde subhan rabbiyal azim subhan rabbiyal azim subhan rabbiyal azim diye söylüyoruz. Bunu söylerken böyle dediğimiz gibi mutlaka dilimizle söylememiz lazım. Süp süp deyip kalkmak bu namaza aykırı bir durumdur. 3, 5 söylenebilir, 7 de söylenebilir. Bu bittikten sonra semiallahu limen hamideh diye düzeliyoruz. Buradaki en önemli konu en önemli konu mutlaka rükudan kalktıktan sonra dimdik ayakta durmamızdır. Bazı kardeşlerimiz tamamen böyle kalkıp düzelmeden secdeye gidiyorlar. Bu asla doğru bir şey değildir. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu şekilde davrananları en kötü hırsız olarak nitelemiştir. Sebebi de Allah'ın hakkı olan namazdaki o tesbih miktarını çaldığı için en kötü hırsız olmuş oluyor. Şafii mezhebinde Böyle kişilerin namazı geçerli olmaz. Farzdır tadili erken Hanefi mezhebinde vaciptir. Hatta Hanefi mezhebinde İmam Ebu Yusuf'a göre tadili erken farzdır. Bunu da asla unutmamak ve ihmal etmemek gerekir. Doğrulduktan sonra Rabbena lekel hamd veya Rabbena ve lekel hamd veyahut da Rabbena ve lekel hamd dedikten sonra tam düzeldikten sonra Allahu Ekber diyerek tekrar secdeye gidiyoruz. Allahu ekber. Subhan rabbiyal aala. Subhan rabbiyal aala. Subhan rabbiyal aala. Parmaklarımız kesinlikle açık olmuyor ve mutlaka kıbleye dönük şekilde oluyor. Secdede parmaklarımız mutlaka kıbleye yönelik oluyor. Çok fazla yakın olmuyor kafamıza. Çok fazla da açık olmuyor. Yine şu dirseklerimizi mutlaka yere koymamamız gerekir. Dirsekler böyle kendimizden efendim ayrık bir şekilde olması gerekiyor ama hanım kardeşlerimiz şöyle iyice kapatırlar burayı bu şekilde secde ederler. Yine secdedeyken ayaklarımızın pozisyonu da önemlidir. Şu parmaklarımız mutlaka kıbleye bakmalıdır. Yani şu şekil olmaz. Şu şekilde olmaz. Mutlaka şu şekilde olması gerekir. Ee, çok fazla ayaklarımızla oynamamamız gerekir. Aynı zamanda ayaklarımızı eğer yerden kaldırırsak ikisini birden yine namazımız olmayacaktır. Mutlaka ayaklarımız yere sabit bir şekilde olması gerekiyor. Sonra düzeliyoruz ve oturuyoruz. Oturduğumuz zaman şu pozisyon önemlidir. Mutlaka yine parmaklarımızın ucu kıbleye bakmalıdır ve ayağımız bu şekilde düz diğer sol ayağımızın üzerine oturuyoruz. Malumunuz hanım kardeşlerimiz bunu bu şekilde, tevellük deniyor buna, bu şekilde oturuyorlar onlar. Ama erkekler olarak bizler bu şekilde oturuyoruz. Arada yine mutlaka bir Subhanallah diyecek kadar dimdik duruyoruz. Allahu Ekber diyerek tekrar ikinci secdeye gidiyoruz. Allahu Ekber, Subhan Rabbiyel A'la, Subhan Rabbiyel A'la, Subhan Rabbiyel A'la. Bu secdede de mutlaka alnımız yere değmesi gerekiyor. Burnumuz da yine yerin sertliğini hissetmesi gerekiyor. Şu şekil yapılan secde yani burnu kaldırarak yapılan secde tahrimen mekruhtur. Namaz olur ama yapmamak lazım. Yerin sertliğini mutlaka hissetmek gerekir. Tekrar ediyorum. Parmaklarımız kapalı ve kıbleye bakıyor ve erkekler olarak şu kollarımız kesinlikle buraya veyahut da yere koymuyoruz. Şöyle ayrı bir şey bir şekilde tutuyoruz. Allahu ekber diyerek ikinci rekata kalkıyoruz. İkinci rekata kalktıktan sonra sadece besmele çekiyoruz, eûzü çekmiyoruz, sübhaneke de okumuyoruz, Fatiha'yı okuyoruz ve bir sure okuduktan sonra rüküye gideceğiz. Şunu da hatırlatmış olalım. Ayaktayken bakmamız gereken yer, secde ettiğimiz yer olmalıdır. Etrafa kesinlikle bakmamalıyız. Rüküye gittiğimiz anda parmak uçlarına bakıyoruz. Secdeye gittiğimiz anda da gözlerimizi kapatmadan şu burun kenarlarımıza bakmamız müstehaptır, sünnettir. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi rükû secde ile beraber tahiyyata doğru gidelim. Allahu Ekber, Sübhane rabbil Azim, Sübhane rabbil Azim, Sübhane rabbil Azim. Semi'allahu limen hamideh, Rabbena ve lekel hamd. Allahu Ekber. Subhan Rabbi Al-Ala. Subhan Rabbi Al-Ala. Subhan Rabbi Al-Ala. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhan Rabbi Al-Ala. Subhan Rabbi Al-Ala. Subhan Rabbi Al-Ala. Allahu Ekber. Tahiyyata oturduğumuz zaman parmaklarımız açık olacak. Secdedeyken kapalı ve kıbleye bakıyor. Ellerimizi dizimize koyduğumuz zaman tekrar kıbleye bakacak ellerimiz ama bu sefer açık olacak. Kapalı olmayacak. Açık olacak ve şu şekil olmayacak. Mutlaka şöyle öne doğru bak bakacak. Bazı kardeşlerimiz şöyle yapıyorlar, bazıları da böyle yapıyorlar. Olmaz. Şöyle dizimizin hizasına gelecek parmak uçları ve kıbleye bakacak. E, tahiyyata oturduğumuz zaman gözlerimizin bakması gereken yerde şu ellerimizi koyduğumuz yerler olmalıdır. Tehayyata oturduğumuz zaman ettehiyyatü duasını okuyoruz. Bu mutlaka okunmalıdır, vaciptir. Sonra son oturuş olduğu için biz iki rekatlı namazı anlatıyoruz. Allahümme salli duasını, Allahümme barik duasını, Rabbena atina ve Rabbena firli dualarını okuyoruz. Bununla beraber ayeti kerimelerde geçen ve hadisi şeriflerde geçen dualarda yine bu tehayyatta iken okunabilir. Bu duaları bitirdikten sonra selam veriyoruz. Selam verirken Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Şeklinde selam veriyoruz. Selam verirken kesinlikle şu vücudumuzu kıbleden çevirmiyoruz. Sadece kafamızı çeviriyoruz. Bazı kardeşlerimiz şöyle selam vermekte. Bu doğru değildir. Sadece kafamızla selam vermemiz lazım. Ve selam verirken sağımızdaki meleklere ve sağımızdaki cemaate, eğer camideysek sağımızdaki cemaate, niyet ederek yani Esselamu Aleyküm dediğimiz zaman kime selam veriyoruz? Sağımızdaki meleklere, sağımızdaki cemaate. Eğer imamın solundaysak sağımızdaki imam efendiye niyet ediyoruz selam verirken. Bunu da çoğu insanın ihmal ettiği bir şeydir ama bu da sünnettir. Solumuza selam verirken de solumuzdaki mele meleğe bizi muhafaza eden ve kiramen katibin olan meleklere niyet ediyoruz ve solumuzdaki cemaate de niyet ederek selamımızı vermiş oluyoruz. Selam verdikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tavsiyesiyle üç defa istiğfar ediyoruz. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah veya en güzeli Estağfirullah lezî la ilahe illâ el ve etûbu ileyh şeklinde üç defa istiğfar ediyoruz. Bu istiğfar hakkıyla namazı kılamadığımız adına Rabbimize karşı bir özür beyanı şeklinde olacaktır. Bu istiğfardan sonra Allahümme entes selamu ve minkes selam tebarakte ya zel celal ve ikram şeklinde söyledikten sonra eğer sünnet namazı kılınacaksa sünnet namazı kılıyoruz. Yoksa namazdan sonra yapılması gereken tesbihatı e, yapıyoruz. İnşallah başka bir videoda bu tesbihatın faziletlerini ve manalarını da anlatmış oluruz. Tabi namazın şekli olarak kılınışı budur. Manevi olarak da ruhen de namaza hazır olmak lazım. Namazın manevi olarak ne anlama geldiğini de, namazda neler söylüyoruz, Allahu Ekber derken ne diyoruz, Semi'allahu limen hamideh derken ne diyoruz, namazda ne diyorum başlığı altında inşallah kısa zamanda bir video yayınlayacağım. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Faydalı olduğunu düşündüğümüz bir video oldu. İnşallah abdesti de bu şekilde anlatmayı düşünüyoruz. Diğer bazı efendim namazda yapılan hatalar, abdestte yapılan hatalar gibi böyle tatbikatlı bir şekilde inşallah, bu tür videolarımız olacak. İstirhamımız kanalımıza abone olmanız ve bu güzel hizmeti insanlarla paylaşmanızdır. Allahü Teala namazlarımızı dost soru kılmayı ve cennette beraber olmayı hepimize ikram eylesin. Allah'a emanet olun.